Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Dün Amerika'dan faiz artışı geldi. 50 bas puan artış oldu. Bugün de hem Enak hem de TÜİK bizim enflasyon rakamlarını açıkladı. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Sürür Özbülbül de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Ben normal rutinime döndüm. Sen de herhalde cumartesi mi dönüyorsun? Evet. Evet, aynen öyle. Bir iki günüm daha var. Böyle idare edeceğiz. Peki enflasyon rakamlarıyla başlayalım diyorum. Ondan sonra bir Amerika çünkü ardından da Powell'ın açıklamaları da var. Onları da sormak istiyorum size ama Enak aylıkta enflasyonu 8,68 açıkladı. TÜİK'e göre de 7,25. Burada yani çok fark yok gibi ama yıllığa baktığımızda Enak %156,86. TÜİK ise 69,97 dedi. Hem bu rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz hem de aylıklarda birbirine yakın rakamlar ama yıllıklarda makas çok açık. Yani bu açık neden kaynaklanıyor? Bir de onu sormak isterim. Şimdi rekabet TÜİK'i terbiye ediyor. Bundan evvel TÜİK'in açıkladığı rakamlar hep Enag'ın rakamlarının yarısının altında oluyordu. Ama baktı ki piyasa Enag'ı daha çok ciddiye alıyor. Kendi siyasi veya işte ne bileyim iktidarla olan ilişkilerinden dolayı daha cimri davranıyordu rakamları açıklamakta. O da artık daha bilimsel ölçen, dolayısıyla teyit edilebilir rakamlara yaklaşıyor gibime geliyor. İnşallah böyledir. Çünkü TÜİK'in görevi ekonomiye doğru rakam sunmaktır. İktidara hoş görünecek rakam sunmak değil. Böyle bir alternatif gücün varlığı herkes birbirine çek ediyor. Yani sonuçta saçma sapan bir şey açıkladığın zaman başkası doğrusunu veya doğruya daha yakın açıkladığı zaman ne oldu ne olmadı ortaya çıkıyor. Umarım TÜİK'te böyle bir politika değişikliği vardır. Bağımsız, tarafsız bir ölçüm yapar. Bundan hepimiz fayda görürüz. Yıllıkta tabii aradaki fark çok açık. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde TÜİK enflasyonu çok düşük ölçüyordu. Yani hiçbirimizin inanamayacağı kadar düşük ölçüyordu. Hatta millet dalga geçiyordu. TÜİK fiyatları nereden alıyorsa söylesin biz de gidelim alalım diyordu. Çünkü TÜİK'in fiyat aldığı yerlerdeki fiyatlar hiçbir yerde yok. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Benim işim de değil ama ben bir ekonomist olarak istatistik verilerin gerçekleri tam ve eksiksiz yansıtmasını isterim ki yorumumu ona göre yapayım. Bir iki yıldır aşağı yukarı Enak çıktığından beri TÜİK verilerini ciddiye almıyorduk. Umarım bundan sonra politika değiştirirler. Gerçekler saklanamaz. Hepimiz pazara, çarşıya gidiyoruz. Hepimiz alışveriş yapıyoruz. Tabii Yani ki. iktisat hepimizin içinde yaşadığı bir ortam. Yani sen ne dersen de sonuç fark etmez. Şimdi TÜİK rakamlarıyla enflasyon 70, iş bitmiş. Yani dün de söylemiştim enflasyonun 3 haneye gideceğini ilk söyleyenlerden biriyim ben. Evet. Yok bir şey olmaz falan filan diyorlar. Olur kardeşim sen enflasyonist politika izlersen sonuçta olur. Şimdi burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Halkımız enflasyonu hükümetin bilinçli politikaları sonucunda ortaya çıktığı konusunda uyanık olmalı. Yani eğer siz enflasyonun sorumlusunuz, yok efendim enflasyon canavarı yok bilmem işte dış güçler savaştı, şuydu, buydu, alçak toptancı, patates, soğan, stokçusu falan diye şey yaparsanız, kabul ederseniz enflasyonla hükümeti mücadele etmeye şey yapamazsınız. Yani enflasyonla mücadelenin birinci şartı örtüyü kaldıracaksın. Enflasyonun gerçek sebebinin hükümet ve hükümetin uyguladığı enflasyonist politikalar olduğunu ortaya çıkaracaksın. Halk bunu anlayacak ki hükümet korksun. Hükümet korksun ki enflasyonist politikalar uygulamaktan vazgeçsin. Yoksa enflasyonist politikalar uygulamadığı devam ettiği müddetçe enflasyon düşmez, daha da yukarıya doğru gidecektir. Şimdi Enak %156 bulmuş. %156,86 bulmuş yıllık enflasyon. TÜİK 69,97 açıklamış, 70. İTO %79,97 açıklamış, 80. Burada şu da var, yurt içi üfe dediğimiz yani üreticilerin fiyat enflasyonu o Tüketiciyle da iki katı tabii. yıllıkta. Yani yıllıkta %121,82 Evet. yani üretici fiyatları enflasyonu da zaten 3 haneyi bulmuşuz. Bu şunu gösteriyor Ebru. Daha TÜFE'ye etki edecek depoda bir sürü şey var. Yani bugünden itibaren üreticiler hiç yeni maliyet farkı yaşamasalar bile bu farkı TÜFE'ye aktardıkları zaman dünya kadar neredeyse iki misli kadar daha yani TÜFE'yi 3 haneye taşıyacak kadar stok birikmiş vaziyette şu an. Ama Evet. görünen o ki herhalde birazdan FED'i de konuşuruz. Dünyadaki gelişmeler ve ülkedeki enflasyonist politikalar devam ediyor, devam edecek gibi görünüyor.
Bu işin sonucunun nereye gideceğini de hepimiz Evet. biliyoruz. Bu üçhane ve yüksek üçhaneye gider. Evet. Enflasyonda dünya sıralamasına göre TÜİK bize Türkiye'yi altıncı sırada, Enak'ta dördüncü sırada olarak tespit etmiş. Murat Bey, yatırım yapmayı öğrenecekler için ücretsiz bir aplikasyonumuz var. Kısacık bir tanıtım. Arkasından hem dış ticaret açığı başımıza neler getirecek hem de FED bundan sonra neler yapacak onu konuşacağız. Yatırım Koç uygulaması paranızın kıymetini bilmeye devam ediyor. Size tamamen ücretsiz olan Yatırım Koç'un uygulamasını indirerek uygulamanın sahip olduğu birbirinden farklı imkanlardan yararlanabilirsiniz. Yatırım Koç'un uygulamasıyla uygulama içinden günlük finans haberleri ve seçtiğiniz pariteleri takip edebilir, uzman analistlerle paylaşılan al-sat sinyallerini değerlendirebilir. Ayrıca gerçek paranızı riske atmadan sanal bakiye ile al-sat sinyallerini test edebilirsiniz. Ayrıca yeni eklenen hesap makinesi bölümüyle aracı kurumlardan yapacağınız işlemlerin olası kar ve zararlarını hesaplayıp işlemlerinizi buna göre açabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan Yatırım Koç'un uygulamasını indirmek için açıklama bölümündeki linkten faydalanabilirsiniz. Yatırım Koç'u paranızın kıymetini bilen uygulama. İsterseniz FED'e girmeden önce bir dış ticaret açığını konuşalım. Nisan ayında baktığımızda 6,1 milyar dolar olmuş. Zaten o 4 ayı falan hiç düşünmek bile istemiyorum. Bundan sonra neler olacak? Bu dış ticaret açığı başımıza nasıl işler açacak? Şimdi ne yapıyorlar? Kuru baskılamaya odaklandılar. Kur korumalı mevduat şuydu buydu filan. Şu anda müdahaleli bir dalgalı kur politikası uyguluyorlar. Yani ne yaptıklarını da çok bilmiyorlar. Üstte bir limit tespit ediyor. Oraya geçmesin diye gene döviz yapıyorlar. 128 milyar doları da böyle yapmıştı arkadaşlar. Ne oldu? Bir şeye yaramadı. Şimdi kurun doğru olmadığını nereden biliyoruz? Doğru noktada olmadığını. Dış ticaret açığımız artıyor. Ebru bak 4 ayda yani yılın 3'te 1'inde 33 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. Bu trendde giderse yıllık 100 milyar dolar dış ticaret açığı. Demek ki Türkiye'deki kur ucuz. Hala ithalat yapılarak ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Hani bir ara arkadaşlar diyorlar da Çin modeli olacağız işte kur ucuz yüksek olacak o yüzden biz ihracat yapacağız döviz kazanacağız işte o kazandığımız dövizlerle dövize düşüreceğiz enflasyonu yeneceğiz falan filan bunların hepsinin palavra olduğu bir işe yaramadı böyle bir politikaların da olmadığı ortaya çıktı yani ne yaptıklarını bilmiyorlar ne yaptıklarını bilmeyince sen bir yere baskıyorsun başka yer çıkıyor Evet. sonuç olarak bu sürdürülebilir bir dış ticaret açığı değildir. Bu kurlarda büyük bir zıplamaya, depreme yol açacaktır. Yani o kur korumalı mevduat, arka kapıdan satışlarla falan filan kurları tutmaya çalışıyorlar ama netice itibariyle o baraj bir yerde çökecek, patlayacak. Ve ne olacak? Önce kurlar bugünkü seviyelerinden 20, 25, 30 artık nereye çıkarsa Allah ne verdiyse o oraya fırlayacak. Arkasından enflasyon da %100'lerden bu sefer %200'lere, %300'lere sıçrar. Yani Evet. ekonomi ciddi iştir. İş bilmeyen adamlar ekonomiyi yönetmeye kalkarsa, hayali teoriler, böyle saçma sapan icraatlarla ekonomiye müdahale ederlerse bu olur. Yani Venezuela'da olan veya Almanya'da olan bir şeyin Türkiye'de olmaması için hiçbir sebep yok. Eğer sen Kesinlikle öyle. enflasyonu engelleyecek adam gibi ciddi politikalar uygulamazsan enflasyon olur, enflasyon artar. İşte bunu engellemenin yolu demin de söylediğim gibi aslında demin kaldığımız yerde sen bir şey söyledin işte Türkiye 6. sırada ama Türkiye'nin üstündeki diğer 6 ülkeden bir tanesi zaten Venezuela fiilen iflas etmiş bir ülke. Evet. Diğerleri de zaten ülke bile sayılmaz. Evet. Peki FED'e dönecek olursak Murat Bey biraz da onu konuşalım. 50 bas puan artışa gittiler. Powell arkasından bir basın toplantısı düzenledi. Dedi ki güçlü sıkılaştırmaya devam edeceğiz dedi. İşte bundan sonraki aylarda da 50 bas puan artışın söz konusu olabileceğini söyledi. Bundan sonraki toplantıda işte hep 75 bas puan da konuşuluyordu. O hiç masaya gelmedi, gündeme gelmedi dedi. Tabii iki toplantı sonrası ne olur onu da bilmiyoruz ama ne dersiniz Powell'ın bu açıklamalarını? Bundan sonra da devam edecek. Sıkılaştırmaya da devam edecekler. Altın, petrol
Onların fiyatlarına da bakarsak neler söylemek istersiniz? Dolar da şu yayın yaptığımız dakikalarda 14.85. Onun en kısa zamandaki akıbeti ne olacak onu da merak ediyoruz tüm bu açıklamalarla. Şimdi FED şahin görünümlü güvercin bir eylem yaptı. Herkes de bunu algıladı. 50 zaten kabul edilmişti yani. Bekleniyordu, evet. 50'yi fiyatlamıştı. Bir sürpriz yapar hani 75-100 baz puan gibi önden yüklemeli bir şeyler yapar mı diye korkuluyordu. Altın falan da bunu fiyatlamıştı. Olmayınca altın normal 1900 seviyesine döndü. Şimdi bunu önceden konuşmuştuk. Demiştik ki iki ucu keskin kılıç veya 40 katır mı 40 satır mı, enflasyon mu resesyon mu? Yani fiyatlar mı artacak, büyüme mi düşecek, ekonomi durgunlaşacak? Karar vermek zor. Bir de tabii işin içerisine savaş karıştı. Savaş karışınca emtia fiyatları hem gıdada, enerjide hem de ara ham maddelerde fırladı gitti. Daha da fırlayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla Fed'in işi zor. Görünen o ki Fed birazcık daha güvercinleşecek. Güvercinleşmek zorunda kalacak. Çünkü resesyon çok yıkıcı bir olaydır. Onu göze almaktansa enflasyonun böyle daha uzun yıllara yayılmasına razı olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla ilk biz söylemiştik burada enflasyon artacak Amerika'da. Fed bile artmaz derken artacak demiştik. Niye ya, matematik basit yani, sen o kadar para basıp dağıtırsan enflasyon artar. Evet. Yani bunun şeyi yok, başka bir matematiği yok. Onlar yok yok artmaz filan diyorlar. Ya ne oldu, arttı. Şimdi bu enflasyonu isterlerse düşürürler. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yani %0.50 bas puan değil de ya da yarım puan değil de 500 bas puan, 5 puan arttırabilirdi. Bak gör enflasyon ne oluyor. Ama döviz kuru nereye giderdi, o nereye giderdi, bunun ekonomideki diğer yansımaları ne olur. Dolayısıyla bunu yapmayacaklar. Böyle ufak ufak piyasayı durdurmadan, resesyona yol açmadan, işsizlik ve iflasları arttırmadan ekonomiyi 2-3 yılda makul kabul edilebilir bir enflasyon sınırına çekecek. Ama evet, şunu görüyoruz. Fed enflasyonla mücadele ediyor. Türkiye'de Merkez Bankası temel görevini yapmıyor. Enflasyonla mücadele etmiyor. Ve iktidar ultra gevşek para politikalarıyla ve ultra gevşek maliye politikalarıyla enflasyonist politikaları fayrap sürdürüyor. Dolayısıyla Türkiye'de kimse enflasyonla mücadele edildiğine inanmıyor. Türkiye'de enflasyonla mücadele edilmediği gibi hayat pahalılığıyla da mücadele edilmiyor. Yani siz enflasyon yükselir. Eğer gelirleri de enflasyon oranında yükseltirsiniz, hayat pahalılığıyla mücadele edersiniz. Yani sabit gelirlileri, ücretlileri, emeklileri enflasyonu ezdirmezsiniz. Ama bunu yapmazsanız ya fiyatlar kopmuş gidiyor. Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. En düşük emekli maaşı açlık sınırının yarısının altında kaldı. Evet. Korkunç bir tablo. Bir ailede 4 kişi çalışırsa asgari ücretle, yani anne baba 2 çocuk çalışsa, aile hala yoksul, hala yoksul, hala yoksul. Ya bu korkunç bir şey. Bence hükümetin enflasyonu bir kenarda tutup önce şu geçim problemini halletmesi. Kesinlikle. En kısa zamanda memur emekli maaşlarına zam yapması ve asgari ücreti yükseltmesi gerekir. Bunu yapacaksın ki sen bir kere ya bir insanları yaşayabilir hale getirme. Enflasyon sıfır olsa bana ne, ben aç olduktan sonra. Doğru mu? Evet. Evet, ben kesinlikle öyle. Kiramı ödeyemiyorsam, yani aç açına yaşadıktan sonra ne olacak? Herkeste de bir beklenti var ama tabii yani karar o imza atacak olanların ya kaleminde ya da iki dudağı arasında, onu da göreceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Görüşmek üzere yarın o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.